Hayırlı Ramazanlar sevgili arkadaşlar. Ramazanın son günlerinde şöyle son haftasına girmişken muhteşem bir çorba tarifiyle geldim. Hemen ne yapıyoruz? İlk önce bir su bardağı ince kısırlık bulgurumuzu bir kabın içerisine alıyoruz. Üzerine bir su bardağı kaynar su ekliyoruz. Ve üzerini kapatıyoruz. Bulgurumuzun şişmesini bekliyoruz. Yaklaşık bir 15 dakika kadar yeterli olacaktır. Şimdi biraz farklı bir çorba yapacağız. E, Kütahya yöresine ait bir çorba. Çok lezzetli mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. E, bir adet soğanı rendeledim. İnce e, bölümüyle rendeledim. Üzerine bir adet yumurta ekledim. Onun üzerine iki dolu yemek kaşığı un ekledim. Ve bir çay bardağı tarhana. Evet farklı bir çorba demiştim sizlere. E, kırmızı pul biber, kırmızı e, toz biber ve nane ekliyorum. Tuzunu da ilave ediyorum arkadaşlar ve bu harcımızı, bu karışımımızı iyice yoğuruyorum yaklaşık 3-4 dakika kadar sürekli yoğurarak böyle kıvamlı, macun gibi bir hamur elde edeceğiz. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani bulgurlu çorbaları biliyoruz. Bulgur çorbalar yapıyoruz hani bu şekilde de. Ama hani tarhanayla yapılmış olması çok enteresan ve çok ayrı bir lezzet ekliyor. Ee, hakikaten deneyin. Hani denedikten sonra da çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Şimdi böyle minik e, misket kadar minik minik parçalar e, yuvarlaklar yapıyoruz. İlk önce tepsimizin altına oldukça böyle biraz un serptim. E, yuvarladığımız hamurumuzu. Tepsimizi unlu, unlanmış olan tepsimizin içerisine atıyoruz. Büyük yapmayın, biraz da şişiyorlar arkadaşlar. Yapabildiğiniz kadar küçük yapın ama benim sanıyorum yine de biraz büyük oldular. Daha küçük yapabilirseniz daha küçük yapın. Ee, şimdi böyle bu şekilde hepsini yaptıktan sonra tepsiyi sallıyorum, her yerini unlamış oluyorum. Onu bir kenara alıyorum hemen. Çorbamızı yapacak olduğumuz tencereye geçiyoruz. Biraz zeytinyağı ve bir yemek kaşığı tereyağını güzelce eritiyoruz. Hem yapımı da çok kolay arkadaşlar. Hem çok besleyici, doyurucu, hem çok dolu dolu bir çorba. Yani böyle ince boş bir çorba değil. Ben böyle dolu çorbaları çok seviyorum. Hakikaten doyurucu çorbaları ana yemek gibi. Yani çok lezzetli oluyor. Şimdi yağımız eridikten sonra üzerine Evet yağımız güzel eridi. Yağımız köpürmesi önemli ee, yemeğimizin lezzetli olması açısından. Şimdi bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası. Çok benim kullanmış olduğum kaşık çok büyük değil arkadaşlar. Toplamda dolu dolu bir yemek kaşığı olması gerekiyor. Yani biraz biber salçası, biraz domates salçası ilave ettim ve salçamı güzelce yakıyorum. Salçamız yandıktan sonra üzerine 6 su bardağı su ekliyorum. Ee, yağla beraber salçayı oldukça biraz fazla yakmaya çalışın arkadaşlar çünkü yemeğinizin lezzeti açısından ve e, durabilmesi açısından salçanın yağ, yağla beraber birazcık e, güzelce pişip yanması çok önemli. Yemeğin hani çok ince bir püf noktadır. Oraya çok dikkat etmeniz lazım. Şimdi güzelce karıştırıyorum ve suyumuzun kaynamasını bekliyorum. Bu çorbaya un eklemeyeceğiz arkadaşlar. Ee, zaten e, o hazırlamış olduğumuz harç tepsimizde olan un gayet yeterli gelecektir kıvam bağlama açısından da e, oldukça yeterli gelecektir. Ben şimdi 6 bardak su kullandım ama e, mesela çok tepsiniz çok fazla unlu olmuş olabilir. E, su suyu 7 bardak da kullanabilirsiniz e, siz ilk önce bir 6 bardakla yapın arkadaşlar daha sonra katı olursa e, biraz daha su ilavesi yapabilirsiniz yani kıvamını suyla açabilirsiniz ama sulu olmasın yine katının çaresi var sulunun çaresi zor biraz şimdi hamurlarımızı çorbamızın içerisine attık çok narin davranıyoruz kibar davranıyoruz ki ee, hamurlarımız zaten çatlama patlama olmayacaktır çok çünkü güzel bir hamur oldu ee, ama yine de her zaman e, yaptığımız her şeye nazik davranalım ki güzel olsun. Şimdi üzerine arkadaşlar zaten e, harcımızın içerisine tuz ilave etmiştim. Evet altını şimdi biraz daha açacağım. Kaynamaya bırakacağım. Biraz kuru nane ilave ediyorum. Arzu ederseniz kırmızı pul biber de ilave edersiniz ama acısı oldukça yeterli. Her zaman acı baharatları ve acı olan şeyleri damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Evet şimdi arkadaşlar çok az tuz ilave ediyorum. Hani suyu içinde biraz ilave ediyorum. Ocağımın altını kısacağım ve kısık ateşte çorbamı yaklaşık 15 dakika kadar kaynatacağım. Evet 15 dakikanın sonunda arkadaşlar çorbamızın kıvamı bu şekilde. Yemek gibi dediğim gibi hani bu katı ben böyle sevmiyorum diyorsanız bir su bardağı daha fazla su ilave edersiniz ama böyle kaşıkla e, doyurucu bir şekilde yenilebilen çok yani bize göre kıvamı güzel ama katı oldu diyorsanız e, su ilave 7 su bardağı su ilave edin. Şimdi üzeri piştikten sonra hepsini böyle bir servis tabağının içerisine aldım. Üzerine sarımsaklı yoğurdumu ilave ediyorum. onun üzerine de arkadaşlar bir biraz tereyağı erittim. İçerisine nane ve kırmızı pul biber yine ekledim. Üzerine de yine bu şekilde yağlı karışımımızdan, sosumuzdan ilave ediyorum. Yani bulgurlu çorba, misket bulgu içerisinde misket bulgurlu olan çorbaların tadını da biliyorum ama bu öyle değil bu çok daha dolu çok daha zengin bir lezzet hakikaten e, tarhana'nın bu çorbaya katmış olduğu inanılmaz bir katkı var e, denedikten sonra zaten hak vereceksiniz çok beğeneceğinizi de düşünüyorum evet servis aşamasına sıra geldi arkadaşlar e, yapmanızı tavsiye ettiğim bir tarif umarım beğenmişsinizdir çorbamı e, yorum ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar Abone olmadıysanız kanalıma abone de olmanızı rica ediyorum. Desteklerinizi hepinizden bekliyorum. E, artık bayram yaklaşıyor. Bol bol muhteşem tatlı ve baklavalar gelecek sırada. E, takipte kalın diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayırlı iftarlar.